Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. İlmek sayımız 8 ve 8'in katlarından oluşmaktadır. Yani her model için 8 ilmek çıkartıyoruz. 8, 8, 8 şeklinde devam ediyor. Modeli tamamlamak için artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Lastiğimi ördüm ve modeli ön yüzden kurmaya başlıyorum. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere öncelikle ön yüzden bir sıra düz örüyorum. Sonraki sıralarda düz ve ters örgü yapmadan tamamen model ile devam ediyoruz. Fakat şu anda lastikten sonra bir sıra ben ön yüzden düz, arka yüzden de bir sıra ters öreceğim. Tamamlayalım sıramızı. Bir sıra ön yüzden düz ördük ilmeklerimizi. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra da arka yüzden ters olarak öreceğim. Daha sonra da ana modelime geçiyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi baştan sona kadar ters olarak örüyorum. Tamamlayalım sıramızı. Arka yüzden de ters ördük. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim ve modelimin birinci sırası ile başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 5 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kenar ilmeğinden sonra 5 düz. Bir tane artırma yapıyorum ve 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Arada 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği tekrar sola doğru kesiyorum. Şimdi eğer bu modelimizin devamı olsaydı 6 ilmek daha düz örüp bir artırma bir kesme yapacaktık. Fakat kenarlardaki ilmek sayılarımız değişik. Şimdi ikinci modeli de buraya hazırladıktan sonra kenarda 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Başlangıçta 5 ilmek düz örmüştüm. Sonda 4 ilmek düz ördüm. Bu sizi şaşırtmasın. İlmek sayımızda eksilme yok. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra birinci modelin birinci sırasını tamamladım. Modelimiz kolaylık sağlayan bölümü arka yüzde hiç model yok. Sadece ilmeklerimizin tamamını hep ters örüyoruz. Bu da bizim için büyük bir kolaylık oluyor. Model sadece ön yüzden kuruluyor. Diğer kalan arka yüzde ilmeklerimizin tamamını hep ters olarak örüyoruz. Tamamlayalım sıramızı. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir alt sırada 5 düz ilmek örmüştüm. Şimdi 1, 2 ve 3 ilmek düz ördüm. Burada bir artırma, sola doğru bir kesme yapmıştık. Şimdi 2 ilmeği bıraktım. 4 ve 5. ilmeği bıraktım. Benim yönleri farklı olduğu için ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Kestikten sonra bir defa artırma yapıyorum. Bir alt sırada artırmış olduğum bu ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bir alt sırada sola doğru kestiğim bu ilmeği arkasındaki düz ilmekle birlikte sola doğru tekrar kesiyorum. Bir V yapmış olduk. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 ilmek düz ördükten sonra şimdi tekrar bu kesme yerine ve artırma yerine geldik. Sonda bıraktığım 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum.
ve sağa doğru kesiyorum. Kestikten sonra artırma yapıyorum. Bir alt sırada artırdığım ilmeği düz, tekrar artırma yapıyorum. Sola doğru kestiğim bir alt sıradaki ilmeğimi arkasındaki ilmekle birlikte düz örüp kesiyorum. Kalan 3 ilmeği düz ve bir de kenar ilmeğimi ördükten sonra 3. sıramı da ön yüzden tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzden de ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi örgümün 5. sırası ön yüzündeyim. Genel ilmeğinden sonra 1, 2. 2 ilmek düz örüyorum ve yine sağa doğru kesme yapmam gerekiyor. Bir alt sırada kestiğim ve hemen önündeki ilmeğin yönleri farklı olduğu için çeviriyorum ve bu ilmeklerimi sağa doğru kesiyorum. Kestikten sonra artırma yapıyorum. Arada 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. Ve yine ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Devam ediyorum. 1 ilmek arada düz ördüm. Ve yine kesme yapmam gerekiyor ikinci modelde. Yönlerini çeviriyorum. Sağa doğru kestim. Artırma yapıyorum. 1, 2, 3 düz. Tekrar artırıyorum. Sola doğru 2 ilmeğimi kesiyorum. Kenardaki kalan 2 düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi ördükten sonra 5. sıramı da tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp gelelim. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. 7. sırasındayım. Şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3 tane ajurumuz oluşmuş oldu. Şimdi burada da yine ajur yapacağız. Fakat iç tarafta yapmamız gerekiyor. 7. sırayla devam edelim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi burada düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, bu kestiğim, sağ tarafa kestiğim ilmeğim 3. Hemen yanında artırdığım ilmeğim bu da 4. Toplamda kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz ördüm. Bir defa artırma yapıyorum. Şurada ortada olan 3 ilmeği birbirinin üzerinden atlatarak eksiltme yapacağım. Öncelikle yönlerini şöyle çeviriyorum. Sizin bu şekilde ise çevirmenize gerek yok. Örmedim bu 2 ilmeği. Üçüncü ilmeği örüyorum. Hemen önünde yönlerini çevirdiğim bu 2 ilmeği alıp tek olarak ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve tekrar bir artırma yapıyorum. Sağında solunda mutlaka artırma yapıyoruz. İkinci modele geçmek için devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, artırdığım ilmeğim 5. 5 ilmek arada düz olarak ördüm. Tekrar buradaki 3 ilmeğe geldim. Öncelikle artırmamı yapıyorum. 1 ve 2. ilmeğin yönlerini çeviriyorum, örmüyorum onları. 3. ilmeği düz olarak ördüm. Yönlerini çevirdiğim 1 ve 2. ilmeği alıyorum. Tek olarak ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Arkasından artırmamı yapıyorum ve kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Arka yüzden modelin son sırasına gidiyoruz ve ilmeklerimizin tamamını ters örüp tamamlayalım. Arka yüzden son sırayı da ters ördük. Örgümün ön yüzüne geldim ve 1. modelimizi bitirmiş olduk. Modelimiz bir tam bir yarım modelden oluşuyor. Şimdi 2. modele geçerken yarım modelle başlayacağız. Birlikte 2. modelimizin 1. sırasına başlayalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1 ilmek düz. 1 tane artırma yapıyorum.
ve 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Burası yarım model olacak. Şimdi devamında 1, 2, 3, 4, 5 kestiğim ilmeğe kadar geldim. 6. 6 ilmeği düz ördüm. Bir sonraki modelin kestiğim bölümü ve önündeki düz ilmeğim. Öncelikle artırmamı yapıyorum ve tam olan ikinci modeli buraya kuruyorum. Kenarlar yarım. Buraya yarım yaptık. Şimdi tam buraya ortaya tam modeli yapıyoruz. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. Şimdi burada da ilmeğimi öncelikle sola doğru kesiyorum. Burada sola kestim fakat ilerleyen sıralarda bu ilmeğimiz sağa doğru gelecek. Sola kestikten sonra artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz ve kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Örgünün arka yüzünden ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Örgümün tekrar ön yüzüne geldiğim ikinci modelin üçüncü sırası. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2 ilmek düz ördüm. Artırmış olduğum ilmeği de ördüm. Artırma yapıyorum ve tekrar 2 ilmeği sola kesiyorum. Diğer kesme yerine kadar düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi buradaki 2 ilmeği sağa doğru kesmem gerekiyor. 1 V yapmam için artırmadan önceki ilk 2 ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Kestikten sonra artırmamı yapıyorum. Bir alt sırada artırdığım ilmeği düz örüyorum. Arkasından bir artırma ve bir alt sırada sola doğru kestiğim ilmekle arkasındaki ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. Ve burada da ikinci tam modelimi yerleştirmiş oluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Diğer yarım modeli şöyle sağa doğru kesiyorum. Bir alt sırada dediğim gibi öncelikle sola doğru kesmiştik. Fakat diğer sıraya geldiğimiz zaman artık ilmeğimizi hep sağa doğru kesiyoruz. Artırmamı yapıyorum. Kenarda 1, 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp 3. sıramı tamamlamış oldum. Örgümüzün arka yüzünden ilmeklerimizi ters örüyoruz. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerim çoğaldı, düz ilmeklerim. Bunları örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz. Artırmamı yapıyorum. Bu ajurlar 3 olana kadar kesme ve artırma işlemine devam ediyoruz. Sola doğru kestim. Arada 1 ilmek düz örüyorum. Burada şimdi tekrar ilmeğimi sağa kesmem gerekiyor. Yönlerini çevirdim. Sağa doğru kesim yaptım. Üçüncü defa artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz. Tekrar artırma yaptım ve sola doğru kestim. Devam ediyorum. 1 ilmek düz. Yarım kalan, kenarda yarım olan modelimi sağa doğru 2 ilmeğimi çeviriyorum. Tekrar alttan yukarıya doğru sağa kesim yaptım. Artırma yapıyorum. 1, 2, 3 düz ve kenar ilmeği. Modelin arka yüzünden ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim. Örgümün ön yüzüne geliyorum. Son 2 sıramız kaldı. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi 3 tane ajur yapmış olduk. Artık ortada bir tane daha ajur yaptıktan sonra modelimiz bitmiş demektir. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum. Artırma yapıyorum ve iç tarafta bulunan bu 2 ilmeği öncelikle sola doğru kesiyorum.
Burası yarım olduğu için 2 ilmeği kesmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Ajur olan bölüme kadar ördüm düz ilmeklerimi. Ortadaki 3 ilmeğim arasında yine eksiltme yapacağım. Öncelikle yönleri farklı olduğu için örmeden çeviriyorum bu şekilde. 3. ilmeği düz örüyorum. Ve bu 2 ilmeği birlikte tek olarak ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Fakat burada bir tane artırma yapmadık. Burayı tekrar yapalım. Şöyle diğer şımı alayım bunları. Artırmayı yapıyorum. Yönlerini çevirdiğim bu 2 ilmeği aldım. 3. ilmeği düz ördüm. Ve ikisini birlikte tek olan ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Arkasından artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Şimdi burada da 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru kesiyorum. Sağa doğru kestikten sonra artırmamı yapıyorum. Artırmamı yapıyorum. Kenarda 1 ilmek düz ve son kenar ilmeğimi ördüm. Artık ikinci modelimiz de bitmiş sayılır. Arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim. Modelin arka yüzünden ilmeklerimizi ters örüp geldim. İkinci modelimiz de kenarlarda yarım model olacak şekilde tamamladık. Şimdi üçüncü modele geçtiğimiz zaman birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Dördüncü modele geçtiğimiz zaman da ikinci modelin tekrarını yaparak modelimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir tam, bir yarım, bir tam, bir yarım şeklinde devam eden kolay ve güzel bir model. Hem yetişkin hem çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, yakadan başlamalı bebek yeleklerinde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Şöyle arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.